Furkan Hoca ile Tarih kanalından hepinize merhaba değerli arkadaşlar. Sizlerle birlikte KPSS 2024 lisans, ön lisans, orta öğretim anlamıyla kamu kurum kurulu sınavlarının tamamı için sizlerle birlikte 50 çarpı 6 toplamda 300 adet güncel bilgiler karşınızdayız. Kanalımıza hoş geldiniz. Toplamda dediğimiz gibi 300 adet sorumuz olacak. Şu anki güncel bilgiler noktasında Mayıs ayını ne yaptık arkadaşlar? En azından KPSS lisans için Haziran ve Temmuz'u çok sormuyor. O yüzden biz Mayıs ayının tamamını alıp ne yaptık? Burada sorularımızı yazmış olduk. Ama ön lisans ve orta öğretim için ise Haziran, Temmuz, Ağustos aylarının güncel bilgileri ekstra arkadaşlar yazıp bunlar tekrardan sizlerin hizmetine inşallah sunmuş olacağız. Hemen ne yapalım? Hiç vakit kaybetmeden ilk sorumuzla başlayalım. Haziran 2023 tarihinde tren kazası sonucu 288 kişinin hayatını kaybettiği ülke aşağıdakilerden hangisidir diye sorduk. Bu tren kazası sevgili arkadaşlar Hindistan'da olmuştur. İtalya Cumhuriyeti'nin en uzun süreli hükümetinin başında olan Haziran 2023 tarihinde hayatını kaybeden İtalya eski başbakanı kimdir diye sorduk. Kimdir? Silvio Berlusconi. Burada cevabımız olacak. Bir diğer sorudayız. Haziran 2023 tarihinde Şampiyonlar Ligi'ni kazanıp şampiyon olan takım kimdir diye sorduk. Manchester City olmuştur. Haziran 2023 tarihinde Şampiyonlar Ligi finali nerede yapılmıştı? Nerede yapıldı? İstanbul'da yapılmıştır arkadaşlar. Bir diğer sorudayız. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk kadın Merkez Bankası Başkanı kimdir diye sorduk. Kimdir? Hafize Gaye Erkan'dır arkadaşlar. Haziran 2023 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na getirilen devlet adamı kimdir diye sorduk. Kim getirilmiştir? Numan Kurtulmuş getirilmiştir arkadaşlar. Geldik bir diğer sorumuza. Haziran 2023 tarihinde MİT Başkanlığı'na getirilen ismimiz kimdir peki? Kim getirilmiştir? İbrahim Kalın getirilmiştir. Hakan Fidan demiyoruz artık çünkü Hakan Fidan Dışişleri Bakanlığı'na getirildi. Eski MİT Başkanımızdır. Şu an İbrahim Kalın getirildi Haziran 2023 tarihi itibariyle. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk genelkurmay başkanı kimdir diye sorduk. İlk genelkurmay başkanımız Fevzi Çakmak'tır. Değerli arkadaşlar, Türkiye Cumhuriyeti ibaresine dikkat ediyorsunuz sınav esnasında. Türkiye Cumhuriyeti'nin asker kökenli cumhurbaşkanları arasında hangisi gösterilemez diye sorduk. İsmet İnönü asker kökenlidir. Cemal Gürsel asker kökenlidir. Fahri Korutürk, Kenan Evren bunlar asker kökenli cumhurbaşkanlarımızdır. Ama Celal Bayar sivil kökenlidir arkadaşlar. Geldik dörde. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk sivil cumhurbaşkanı kimdir diye sorduk. İlk sivil cumhurbaşkanımız Celal Bayar'dır. Aynı zamanda üçüncü cumhurbaşkanımızdır. Geldik bir diğer sorumuza. Aşağıdaki yönetmenlerden hangisi Susuz Yaz adlı sinema filmiyle Berlin Film Festivali'nde Altın Ayı ödülünü kazanmıştır? Kim kazanmıştı? Metin Erksan arkadaşlar kazandı. Haziran 2023 tarihinde Titanik gemisinin enkazına gezi düzenlerken batan denizaltının adı nedir diye sorduk. Titan'dır arkadaşlar bu geminin adı. Haziran 2023 Golden Boy ödülüne aday gösterilen Türk oyuncumuz kimdir diye sorduk sizlere. Kimdir arkadaşlar? Arda Güler'dir. Şu an Real Madrid'in yıldızı. Haziran 2023 tarihinde kapatıldıktan 6 yıl sonra karşılıklı büyük elçiliklerini tekrar açan devlet ikilileri kimdir diye sorduk. Kimler açmıştır? Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri. Ne yapmıştır arkadaşlar? Açmıştır. Temmuz 2023 tarihinde düzenlenen Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde baş pehlivan olan sporcumuz kimdir diye sorduk. Yusufcan Zeybek arkadaşlar olmuştur.
Temmuz 2023 tarihinde Türk Kızılay Genel Başkanı seçilen ismimizi sorduk sizlere. Fatma Meriç Yılmaz olmuştur değerli arkadaşlar. 11-12 Temmuz 2023 tarihinde Vilnius'ta toplanılan NATO zirvesi hangi ülkede düzenlenmişti? Vilnius, Litvanya'nın başkentidir. MFÖ müzik grubunun da üyesi olan 8 Temmuz 2023 tarihinde hayatını kaybeden müzisyen, sinema ve dizi oyuncusu kimdir? Gerçekten çok sevdiğim bir sanatçıdır. Özkan Uğur. Arkadaşlar vefat etti Temmuz 2023 tarihinde. Allah rahmet eylesin. Bir diğer sorumuzdayız. Değerli arkadaşlar. 395 senaryosu ile Guinness Rekorlar Kitabı tarafından bir dünya rekoru olarak onaylanan 30 Temmuz 2023 tarihinde vefat eden senaristimiz kimdir diye sorduk. Yine önemli bir soru tarzıdır. Sefa Önal çıkabilecek bir sorudur. ÖSYM biliyorsunuz ki vefat eden ünlü isimleri pek defa ne yaptı sınavlarda soru olarak karşımıza getirdi. O yüzden bu soruya da dikkat etmeniz gerekiyor. 2023 FIFA Voleybol Kadınlar Milletler Ligi'nde şampiyon olan ülke kimdir? Arkadaşlar kim şampiyon oldu? Türkiye'miz şampiyon olmuştur. 2023 Voleybol Kadınlar Milletler Ligi'nin en değerli oyuncusu seçilen sporcu bakın bu da çıkabilir. Kim seçilmiştir? Melissa Vargas. Arkadaşlar seçilmiştir. Bir diğer sorudayız. Türkiye'nin insansız kara aracının adı nedir arkadaşlar? Baktığımız zaman Barkan'dır. Bir diğer sorumuzdayız. Temmuz 2023 tarihinde Fransızcayı resmi dil olmaktan çıkaran ülke kimdir diye sorduk. Mali çıkarmıştır arkadaşlar. Türkiye'nin milli muharip uçağının adı nedir diye sorduk. Kaan'dır. Önemlidir arkadaşlar Kaan'ımız. İnşallah göklerde göreceğiz Kaan'ı da. Bir diğer sorumuzdayız. Arkadaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Yüksek Askeri Şura toplantısı sonrasında Genelkurmay Başkanlığına getirilen isim kimdir diye sorduk. Kim getirilmiştir? Metin Gürak getirilmiştir arkadaşlar. ABD tarihinde sabıka fotoğrafı çektiren ilk başkan kimdir diye sorduk. Kim çektirmiştir? Donald Trump arkadaşlar çektirmiştir. Türkiye'de Cumhuriyet tarihinin ilk kadın amirali ve Türkiye'nin ilk gemi komutanı olan isim kimdir diye sorduk. Kimdir arkadaşlar? Gölçen Fırat'tır. Ağustos 2023 tarihinde Mete Gazoz aşağıdaki spor dallarının hangisinde dünya şampiyonu olmuştur? Mete Gazoz okçuluk dalında şampiyon olmuştur. Bir diğer sorumuzdayız. Ağustos 2023 verilerine göre Türkiye'nin en büyük şirketi hangisi olmuştur diye sorduk. En büyük şirket Tüpraş olmuştur. Koç Holding'e ait bir şirkettir. Yine Tüpraş. Öyle bir geçer, şaşkın ve Fesuphanallah gibi şarkılarıyla tanınan Ağustos 2023 tarihinde hayatını kaybeden ünlü Türk müzisyenimiz kimdir diye sorduk. Yine çıkabilecek bir sorudur. Erkin Koray olmuştur bu ismimiz. Geldik bir diğer soruya. Türk futbolunda uzun yıllar hakemlik yapmış olan Ağustos 2023 tarihinde Gürcistan Futbol Federasyonu'nda MHK Başkanı olarak görevini sürdüren eski hakemimiz kimdir diye sorduk. Bu hakemimiz Cüneyt Çakır. Arkadaşlar şu an Gürcistan Futbol Federasyonu'nda MHK Başkanı'dır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne Ağustos 2023 tarihinde konsolosluk açma kararı alan ülke kim olmuştur? Rusya olmuştur. Birleşmiş Milletler barış gücü ile mutabakata varılan Pile Yiğitler Yolu projesi aşağıdaki ülkelerin hangisini hayata geçirmek istenmektedir? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde arkadaşlar önemlidir. Böyle bu tarz yol sorularını ÖSYM çok seviyor. Çıkabilir. 2023 Dünya Atletizm Şampiyonası hangi ülkede yapıldı? Arkadaşlar, nerede yapılmıştır? Macaristan'da yapılmıştır. Bir diğer sorudayız.
Ağustos 2023 tarihinde Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'ne atanan sinema, film ve dizi oyuncusu kimdir diye sorduk. Kim arkadaşlar? Tamer Karadağlı getirilmiştir Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'ne. Ağustos 2023 tarihinde E-Reçete sistemine eklenen 5 dil arasında hangisi yer almaz? Hocam bu tarz soru gelir mi? Arkadaşlar ÖSYM'nin son 2-3 seneki sorularına baktığımız zaman tam da ÖSYM'lik bir soru. Yani nerede birazcık kıyıda köşede kalmış soru tarzı var onu soruyor. O yüzden biz de bu soruyu yazma kararı aldık. O yüzden Almanca, İngilizce, Arapça, Fransızca vardır ama İtalyanca yoktur arkadaşlar. Ağustos 2023 tarihinde Avrupa Gençler Tekvando Şampiyonası'na takım halinde Avrupa şampiyonu olan ülkeyi sorduk sizlere. Kim olmuştur? Türkiye'miz olmuştur tabii ki de. Türkiye Ağustos 2023 tarihinde aldığı kararla sınır komşusu olmayan bir ülkeye ilk kez doğalgaz ihraç edeceğini açıklamıştır. Bu ülke hangisidir diye sorduk. Hangisidir? Macaristan'dır. Değerli arkadaşlar, geldik 3'e. Bir diğer sorumuza. Ağustos 2023 tarihinde askeri darbenin yapıldığı Afrika ülkesi neresi olmuştur? Gabon olmuştur. Uzaya giden ilk Türk Hava Kuvvetleri personeli kim olmuştur? Hepinizin yakından tanıdığı Alper Gezer Avcı olmuştur. Eylül 2023 tarihinde SEV Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan'ı mağlup ederek Avrupa şampiyonu olan ülke tabii de kim olmuştur? Türkiye'miz olmuştur değerli arkadaşlar. Eylül 2023 tarihinde Teknofest Ankara'nın hangi ilçesinde yapıldı? Ankara'nın Etimesgut ilçesinde yapılmıştır. Bir diğer sorudayız. Eylül 2023 tarihinde G20 Liderler Zirvesi aşağıdaki yerlerin hangisini yapıldı? Nerede yapılmıştır? Hindistan'ın Yeni Delhi kentinde yapıldı. Eylül 2023 tarihinde hayatını kaybeden hava durumu sunucusu ve müzisyen kimdir diye sorduk. Gökhan Abur arkadaşlar vefat etti. Eylül 2023 tarihinde Dünya Güreş Şampiyonası'nda 67 kiloda altın madalya kazanan kadın sporcumuz kimdir diye sorduk. Buse Tosun olmuştur. Eylül 2023 tarihinde Dünya Güreş Şampiyonası'nda 87 kiloda altın madalya kazanan erkek sporcumuz kim olmuştur? Ali Cengiz olmuştur 87 kiloda. Eylül 2023 tarihinde Türkiye Futbol Milli Takımı'nın başına getirilen İtalyan teknik direktör kim olmuştur? Arkadaşlar Montella olmuştur. Ekim 2023 tarihinde NATO Kosova Barış Gücü Komutası'nı bir yıllığına devralan ülke kim olmuştur? Türkiye'miz oldu arkadaşlar. Bir diğer sorumuzdayız. NATO'nun Kosova'daki barış gücünün komutası aşağıdaki komutanlığının hangisine verildi? Hangi komutanımıza verildiğini sorduk. Özkan Ulutaş'a verilmiştir. Akdeniz'de 16-20 Ekim 2023 tarihler arasında Navtex ilan eden ülke Türkiye olmuştur. 8 Ekim 2023 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti'nde inşa edilen ilk kilise hangisi oldu diye sorduk. Mor Efrem Süryani Kilisesi. Arkadaşlar bu kilisenin adı. Ekim 2023 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kaçıncı kalkınma planı kabul edilmiştir? Kaçıncı kalkınma planı geçtik? 12. kalkınma planı 2028'e kadar. Dünya Belediyeler Birliği 2023 dönem başkanlığına seçilen isim kimdir diye sorduk. Uğur İbrahim Altay seçilmiştir. Ekim 2023 tarihinde Dünya Belediyeler Birliği 2023 toplantısı hangi şehrimizde yapıldı diye sorduk. Konya ilimizde, şehrimizde yapılmıştır. Ülkemizde Ekim 2023 tarihi itibariyle üretilmesine karar verilen aşı hangi aşıdır? Arkadaşlar hepatit A aşısına arkadaşlar üretilmesine karar verilmiştir. Ekim 2023 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Bilim alanında ödülü kazanan ismi sorduk sizlere.
Arkadaşlar bu isim Süleyman Uludağ'dır. Evet, Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri'nde kültür alanında kazanan ismi sorduk. Ali Birinci kazanmıştır. Müzik alanında ise değerli arkadaşlar Emel Sayın kazanmıştır. Karikatür alanında ise değerli arkadaşlar Hasan Aycın kazanmıştır. Bir diğer soruya geldik. Yine Cumhurbaşkanlığı Kültür Büyük Sanat Ödülleri'nde sinema alanını sorduk bu sefer. Sinema alanında ise Sami Şekeroğlu kazanmıştır. Bir diğer sorudayız. Arkadaşlar mimari alanda bu sefer kazanan ismi sorduk. Sinan Genim kazanmıştır. Cevabımız Sinan Genim. Evet, şöyle işaretleyelim Sinan Genim'i. Evet, edebiyat alanında ise kim kazanmıştır? Edebiyat alanı çıkabilir. Dikkat ediniz. Nazan Bekiroğlu. ÖSYM edebiyatı biraz seviyor. Bu açıdan dikkat etmekte fayda var. Dijital sanat alanında ise arkadaşlar kim kazanmıştır? Refik Anadol kazanmıştır. Bütün hepsini verdik ki aklımızda soru işareti kalmasın. Vefa alanında arkadaşlar bu soru da çıkabilir. Vefa alanında birçok isme verildi. Bu isimlerden hangisi yoktur diye sorduk. Atilla İlhan'a verildi. Barış Manço'ya verildi. İsmail Hakkı Uzun Çarşı'da tarihçidir. Ona verildi. Muhsin Ertuğrul arkadaşlar yönetmendir. Ona verildi ama Yaşar Kemal'e 2023'te verilmedi. Kasım 2023 tarihinde Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları 10. Zirvesi'nin yapıldığı yer neresidir? Astana'da yapıldı. Kazakistan'da. Avrupa Futbol Şampiyonası 2024 yılında hangi ülkede düzenlenecektir? Haziran ayında başlayacak. Almanya'da düzenlenecektir. Bir diğer sorudayız. Kasım 2023 tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanlığına seçilen isim kimdir? Özgür Özel'dir. Değerli arkadaşlar. İşaretleyelim. Bir diğer sorudayız. Kasım 2023 tarihinde İslam İşbirliği Zirvesi'nin yapıldığı ülke neresidir? Suudi Arabistan'dır. Bu tarz sorular geliyor arkadaşlar. Gelmez demeyin lütfen. Bu tarz sorular daha önce çıktı ÖSYM tarafından. STM tarafından tamamen yerli milli imkanlarla geliştirilen ve kamuoyunda kamikaze İHA olarak da bilinen sabit kanatlı milli vurucu İHA sistemimizin adı hangisidir? Arkadaşlar Alpagu'dur. Bu kamikaze İHA'nın adı. Adolf Hitler liderliğindeki Nazi Almanyası'nın Yahudilere karşı yaptığı soykırımın adını sorduk sizlere. Holokost'tur arkadaşlar. Bu soykırımın adı. Şu anda Yahudiler Müslümanlara katliam yapıyor. Arkadaşlar bunu da söyleyelim. Soykırım yapıyor. Kasım 2023 tarihinde UNESCO 2023-2027 Dünya Miras Komitesi üyeliğine seçilen ülkeyi sorduk sizlere. Bu ülke hangi ülkedir? Türkiye'miz arkadaşlar seçilmiştir bu noktada. Bir diğer sorudayız. Türkiye Cumhuriyeti'nin Anayasa Mahkemesi Başkanı kimdir diye sorduk. Artık Anayasa Mahkemesi Başkanımız değişti biliyorsunuz. Zühtü Arslan yerine Kadir Özkaya olmuştur. Çıkabilir arkadaşlar. Güncel bilgilerde dikkat ediniz. Çok çok güncel bir durum. Bir diğer sorumuzdayız. Türkiye Cumhuriyeti'nin Yargıtay Başkanı kimdir? Yargıtay Başkanımız Mehmet Akarca'dır. Danıştay Başkanımız kimdir peki? Danıştay Başkanımız Zeki Yiğit'tir. Bunlar daha önceki sınavlarda çıktı. Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanımız kimdir? Arkadaşlar Muammer Topal'dır. Bunu söylemiş olalım. YSK Başkanımız kimdir? Bakın seçim oldu. Belki arka plan olarak YSK Başkanını sorabilir. Ahmet Yener'dir. Arkadaşlar HSK Başkanımız ise kimdir? Yılmaz Tunç'tur. Sayıştay Başkanımız ise Metin Yener'dir. Değerli arkadaşlar. Bir diğer sorumuza geldik. Türkiye Cumhuriyeti'nin şu anki Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı kimdir? Numan Kurtulmuş'tur. Unutmuyoruz. Şu anki Hazine Maliye Bakanımız kimdir? Şu an diyoruz çünkü belki dönem içerisinde değişebilir. Mehmet Şimşek'tir. Arkadaşlar şu anki Merkez Bankası Başkanımız kimdir? Yine değişebilir
diyerekten arkadaşlar şu anki ifadesini kullanıyoruz. Fatih Karahan'dır. Şu anki ÖSYM başkanımız ise Bayram Ali Ersoy'dur. Şu anki RTÜK başkanımız ise Ebubekir Şahin'dir. Arkadaşlar şu anki TÜSİAD başkanımız ise Orhan Turan'dır. Değerli arkadaşlar. Bir diğer sorudayız. Şu anki TİKA başkanımız kimdir peki? Şu anki TİKA başkanımız Serkan Kayalar'dır. Arkadaşlar bunu söylemiş olalım. Hepsini verdik sizlere bu noktada. Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın merkezi neresidir? New York arkadaşlar. Dünya Bankası'nın şu anki başkanı kimdir? Artık David Malpass değil, Ajay Banga'dır arkadaşlar. Buna dikkat ediyorsunuz. IMF başkanı kimdir? IMF başkanı ise Kristalina Georgieva arkadaşlar. IMF başkanı. Fed başkanı, Amerika Merkez Bankası yani başkanı kimdir? Jerome Powell arkadaşlar, Fed başkanı. NATO Genel Sekreteri kimdir peki? Jens Stoltenberg'dir değerli arkadaşlar. Geldik bir diğer sorumuza. Denem 16'dayız. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri kimdir? Peki Antonio Guterres'tir. Avrupa Parlamentosu Başkanı kimdir peki? Roberta Metsola'dır. Avrupa Parlamentosu Başkanı. Bir diğer sorudayız. 2024 yılını Okyanus Bilimleri 10 yılı ve Uluslararası Deve Yılı ilan eden kurum kimdir diye sorduk. Birleşmiş Milletler ilan etmiştir arkadaşlar. Çıkabilir. 2024 yılının Divan-ı Lügat-ı Türk Yılı ve Ali Kuşçu'yu anma yılı ilan eden kurum kimdir peki? UNESCO'dur arkadaşlar. UNESCO soruları geliyor biliyorsunuz. Dikkat ediniz bu bağlamda. 2024 yılının şair Mahdum Kulu Firaki yılı ilan eden kurum kimdir peki? Türksoy olmuştur. Bir diğer sorudayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2024 senesini ne ilan etmişti? Ne yılı ilan etmişti? Emekliler yılı ilan etmişti. Bir diğer sorumuzdayız. Değerli arkadaşlar, UNESCO 2024 kitap başkenti neresidir? Strasbourg arkadaşlar seçilmiştir. Türksoy 2024 Türk Dünyası Kültür Başkenti'ne neresi yapmıştır? Annem kentini yapmıştır. 2024 Avrupa Spor Başkenti Sofya seçilmiştir arkadaşlar, Bulgaristan. 2024 İslam Dünyası Turizm Başkenti peki neresi seçilmiştir? Hive kenti seçilmiştir. 2023 Aralık ayında Fransızcayı resmi dil olmaktan çıkaran ülke kim olmuştur? Burkina Faso arkadaşlar olmuştur. 2023 Aralık ayında Yunan adalarına 7 günlük kapıda vize uygulaması başlamıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu adalardan biri değildir diye sorduk. Limni, Sakız, Rodos, Meis adaları Yunanlara ait ama Malta adası Yunanlara ait değil. Cevap Bursa seçeneği oldu bu şekilde. Aralık 2023 tarihinde 28. Dünya İklim Zirvesi'nin yapıldığı ülke hangisidir diye sorduk. Sizlere Birleşik Arap Emirlikleri olmuştur. Aralık 2023 tarihinde 12 yıl aradan sonra Suudi Arabistan'a elçi atayan ülke kim olmuştur? Suriye olmuştur arkadaşlar. Aralık 2023 ENR dergisi tarafından dünyada yılın projesi seçilen köprü hangi köprümüz olmuştur? 1915 Çanakkale Köprüsü olmuştur. Aralık 2023 tarihinde klasik yay kategorisinde 2023 yılının en iyi okçusu seçilen sporcumuz, tabii ki de gururumuz, Mete Gazoz olmuştur. Bir diğer sorudayız. Aralık 2023 tarihinde oynanan Kulüpler Dünya Kupası'nın şampiyonu kim olmuştur? 2023 Şampiyonlar Ligi'nin de şampiyonu olan Manchester City olmuştur. Aralık 2023 tarihinde Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda şampiyon olan voleybol takımımız kim olmuştur? Eczacıbaşı olmuştur. Değerli arkadaşlar. Bir diğer sorumuzdayız. Aralık 2023 tarihinde 15 kişinin hayatını kaybettiği okul saldırısını meydana geldiği ülke neresi olmuştur diye sorduk. Arkadaşlar Çek Cumhuriyeti ya da diğer adıyla Çekya olmuştur.
Aralık 2023 tarihinde dünyadaki en iyi üniversiteler sıralamasına ilk 1000'e giren üniversitemiz arasında hangisi yer almaz? Üniversitelerimiz arasında hangisi yer almaz diye sorduk. Koç var, Boğaziçi var, ODTÜ var, İstanbul Teknik var ama Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi yoktur. Dünyadaki en iyi 10 üniversite arasında 2024 yılında birinci seçilen üniversite hangisidir diye sorduk. Çok şaşıracağınız Cambridge, Oxford, Harvard değil arkadaşlar. A şıkkındaki seçeneğimiz olan Massachusetts Teknoloji Enstitüsü. Arkadaşlar biraz okunuş sıkıntı olduğu için okuyamadım, kusura bakmayın. Cevabımız A seçeneği oldu. Aralık 2023 tarihinde düzenlenen Necip Fazıl ödüllerinde şiir alanında ödülü kazanan isim Ali Günvar olmuştur. Necip Fazıl ödüllerinde müzik alanında ödülü kazanan isim arkadaşlar. Peki bakın şiiri söyledik, müziğe geldik. Müzik alanında ise Büşra Kayıkçı olmuştur. Hikaye roman alanında ise Necip Fazıl ödüllerinde Selahattin Yusuf olmuştur arkadaşlar. Bir diğer sorumuzdayız. Aralık 2023 tarihine düzenlenen Necip Fazıl ödüllerinde saygı alanında ödülü kazanan Hüsrev Hatemi olmuştur. Ocak 2024 tarihinde Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Falcon 9 roketi hangi kapsül ile uzaya fırlatıldı? Dragon arkadaşlar yine sorulabilir. Uzaydaki ilk sözü istikbal göklerdedir olan Türkiye'nin ilk uzay yolcusu kim olmuştu? Alper Gezer Avcı olmuştu. İlk uzay yolcumuz olan Alper Gezer Avcı toplamda uzayda kaç deney gerçekleştirmiştir? Toplamda 13 deney gerçekleştirdi arkadaşlar. Uzayda test edilecek bitki olan Parvula bitkisi hangi gölümüzde yetişmektedir diye sorduk. Tuz Gölü'nde yetişiyor arkadaşlar. Alper Gezer Avcı bu Parvula bitkisini uzaya götürdü. Biliyorsunuz test için çıkabilir bu soru. Dikkat. Ocak 2024 tarihinde Alper Gezer Avcı'nın da yer aldığı Falcon 9 roketinin fırlatıldığı yer. Bakın bu soruların hepsini yazdık ki size aklınızda bulunsun. Kennedy Uzay Merkezi arkadaşlar. Kennedy Uzay Merkezi benim favori sorum bu sene çıkabilir. Bir diğer sorumuzdayız. Türkiye Uzay Ajansı'nın başkanı kimdir? Bakın uzayla ilgili çok günceller var. Uzay Ajansı'nın başkanını sorabilir bu bağlamda. Kimdir? Yusuf Kıraç arkadaşlar olmuştur. Ocak 2024 tarihinde Ay'a iniş gerçekleştiren 5. ülkeyi sorduk. Japonlar olmuştur. Bir diğer sorudayız. Ay'a iniş gerçekleştiren ülkeler arasında hangisi yer almaz diye sorduk. Amerika var, Sovyet Rusya gerçekleştirdi daha önce. Çin var, Hindistan var ama Güney Kore yok. 2023 yılında 375 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı seçilen havalimanı İstanbul Havalimanı'dır. Türkiye'nin son açıklanan duyuruya göre son milli parkı hangisidir? Arkadaşlar yine değişebilir diye son açıklanan diye ibaremizi ekliyoruz. O yüzden Akdağ Milli Parkı'dır arkadaşlar. Son milli parkımız. İlk milli parkta Yozgat Çamlı Milli Parkı'ydı, hatırlayınız. Ocak 2024 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi aşağıdaki ülkelerden hangisinin NATO'ya katılımına onay vermiştir? İsveç'e onay verdi arkadaşlar. Yine güncelde çıkabilir. Bir diğer sorumuzdayız. 2014 yılında edebiyat alanında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'nde ödülle verilen Bilge Kadın olarak bilinen Şubat 2024 tarihinde hayatını kaybeden yazar kimdir diye sorduk. Yine benim beklediğim bir soru tarzı Alev Alat'ı arkadaşlar olmuştur. Şubat 2024 tarihinde Türkiye tarafından 12 yıl aranın ardından aşağıdaki ülkelerden hangisine Cumhurbaşkanı tarafından ziyaret düzenlenmiştir? Nereye düzenlendi? Mısır'a düzenlendi. 12 yıl aranın ardından. Şubat 2024 tarihinde Afrika Uluslar Kupası şampiyonu olan ülke kim olmuştur? Fil Dişi Sahili olmuştur. Şubat 2024 tarihinde aşağıdaki şehirlerin hangisinde maden faciası sebebiyle 9 kişi hayatını kaybetmiştir? Erzincan'da oldu bu maden faciası. Allah rahmet eylesin. Türkiye'nin ilk milli muharip uçağımızın adı hatırlayalım yine Kaan'dı arkadaşlar.
Dünyanın en zengin ailelerinden biri olan İsrail bizim sayemizde kuruldu diye Şubat 2024 tarihinde 87 yaşına vefat eden isim Jacob Rothschild arkadaşlar. Biliyorsunuz ki Rothschild ailesini dünyanın en zengin ailelerinden biri. İsrail bizim sayemizde kuruldu demiş. Bir diğer sorumuza geldik. Şubat 2024 OECD verilerine göre OECD ülkeler arasında 2023 yılında en fazla büyüyen ülke Türkiye'miz olmuştur arkadaşlar. Şubat 2024 tarihinde Avrupa Güreş Şampiyonası hangi ülkede gerçekleştirilmişti? Romanya'da gerçekleştirildi. Şubat 2024 tarihinde düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası 72 kilo erkeklerde altın madalya kazanan sporcumuz Selçuk Can olmuştur. 82 kilo erkeklerde arkadaşlar Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Alperen Berber olmuştur. 68 kilo kadınlarda ise altın madalya kazanan Buse Tosun Çavuşoğlu olmuştur. 72 kiloda ise arkadaşlar kim olmuştur baktığımız zaman? Nesrin Baş olmuştur değerli arkadaşlar. Bir diğer sorumuzdayız. 76 kiloda ise arkadaşlar Yasemin Adar Yiğit olmuştur. Altın madalya kazandı sporcularımız. Hepsini tebrik ediyoruz tek tek. 92 kilo erkeklerde altın madalya kazanan sporcumuz ise arkadaşlar kim olmuştur? Baktığımız zaman Feyzullah Aktürk olmuştur. 125 kiloda ise erkeklerde kim olmuştur? Taha Akyol olmuştur. Şubat 2024 tarihinde dijital hayvanat bahçesi hangi ilimizde açıldı? Ankara'da açılmıştır. 12 yaşında satranç oyununda dünyanın en genç büyük ustası olan sporcu Yağız Kağan Erdoğmuş olmuştur. 7 Mart 2024 tarihinde NATO'ya üye olan ülke arkadaşlar İsveç olmuştur. Bir diğer sorumuza geldik. İki kıtada toprağı olan ülkeler arasında hangisi yer almaz? Böyle bir soru da gelebilir gelen kültür olarak. Panama'nın var, Mısır'ın var, Rusya'nın var, Türkiye'nin var ama İngiltere'nin yoktur. Mart 2024 itibariyle son sakin şehir hangisidir? Safranbolu arkadaşlar olmuştur. Bir diğer sorudayız. 2024 Oscar ödülleri töreninde en iyi film ödülünü kazanan filmi sorduk. Oppenheimer arkadaşlar olmuştur. Oscar ödüllerinde en iyi erkek oyuncu ödülünü Cillian Murphy kazanmıştır arkadaşlar. Oscar ödüllerinde en iyi kadın oyuncu ise Emma Stone olmuştur. Bu Oscar ödülleri çıkıyor, haberiniz olsun. Oscar ödüllerinde en iyi yönetmen ise Christopher Nolan arkadaşlar olmuştur. Bir diğer sorumuza geldik. Filistin için büyük mücadeleler veren 11 Kasım 2004 tarihinde hayatını kaybeden devlet adamı kimdir? Yaser Arafat'tır arkadaşlar. Geri plan olarak bize soru olarak yöneltebilir ÖSYM. UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Doğuş Kilisesi hangi ülkede yer almaktadır diye sorduk. Filistin'de yer alıyor arkadaşlar Doğuş Kilisesi. 2023 yılı Nobel Barış Ödülü kime verildi? Nergis Muhammedi'ye verildi arkadaşlar. Türk Edebiyatı'nın önemli şairlerinden olan Kudüs şairi olarak bilinen yazar, şair, düşünce insanı kimdir diye sorduk. Nuri Pakdil arkadaşlar yine çıkabilir Kudüs şairi. Bir diğer sorudayız. Resimli soru. Dünyanın ünlü tablolar arasında yer alan ve Guernica adıyla bilinen bu eser hangi sanatçıya aittir? Eseri görüyorsunuz fotoğrafta. Arkadaşlar Guernica Pablo Picasso'ya aittir. Böyle bir soru gelebilir. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı kimdir diye sorduk. Ali Taha Koç'tur arkadaşlar. Bir diğer sorumuza gelelim.
Kendine özgü özellikleri olan, herkes gibi olmayan ve özgün özelliklere sahip kişiler için ifade edilen sözcük hangisidir? Yine ÖSYM tarzında biliyorsunuz Galata Meşhur'u sordu daha önce. Bu tarz bir soru çıkabilir diyerekten yazdım. Münhasır arkadaşlar. Kendine özgü özellikleri olan, herkes gibi olmayan, özgün özelliklere sahip kişiler için kullanılıyor. 2024 Teknofest hangi ilde düzenlenecektir? Adana'da düzenlenecek arkadaşlar. Avrupa Uzay Programı'nı hazırlamak ve yürütmek amacıyla Fransa'da 22 ülkenin katılımıyla kurulan Uluslararası Bilim Merkezi neresidir? Bakın çok önem verdiğim bir soru yine. ESA'dır değerli arkadaşlar. ESA çıkabilir. Haberiniz olsun. 2023 Nobel Edebiyat Ödülünü alan yazar kimdir? Arkadaşlar John Fosse'dir. Aşağıdakilerden hangisi Aşık Veysel'in Uzun İnce Bir Yoldayım şarkısına ait dizelerden biri değildir? Mihriban aklımıza geliyor hemen. ÖSYM'nin. Belki bu tarz bir soru yine gelebilir diyerekten yazdım. Gidiyorum gündüz gece var mı? Var arkadaşlar. Uzak gözükür görünce var mıdır? Var. Dünyaya geldiğim anda var. Yürüdüm aynı zamanda var. Bilmiyorum ahir zamanda yoktur. Arkadaşlar cevap E şıkkı oldu. Filistin halkının İsrail işgaline karşı direnişini anlatan tabire ne isim verilir? Yine çıkabilecek bir soru. İntifada deniliyor arkadaşlar bu isme. Bir diğer sorumuzdayız. Ömrümde Suikut, 35 Yaş ve Ziya'ya Mektuplar gibi eserleriyle tanınan ölüm şairi olarak bilinen ünlü edebiyatçımız Cahit Sıtkı Tarancı'dır. 46 yaşında ölmüştür. İnsanlığın somut olmayan kültürel mirası temsili listesine aşağıdakilerden hangisi ilk kez girmiştir? İlk kez arkadaşlar baktığımız zaman meddahlık geleneği girmiştir. Bir diğer sorudayız. 1995 yılında gerçekleşen Kardak Kayalıkları krizini Türkiye aşağıdaki devletlerden hangisiyle yaşadı? Bu sorunu Yunanistan'la yaşadık. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün direktifiyle yaptırılan ve Türkiye'nin yakın tarihine tanıklık eden ikinci Türkiye Büyük Millet Meclisi binası hangi müzeye dönüştürülmüştür diye sorduk. Cumhuriyet Müzesi'ne dönüştürülmüştür değerli arkadaşlar. Bir diğer sorudayız. Aşağıdaki ülkelerin hangisinde ilk kez bir robot insan yardımı olmadan ameliyat gerçekleştirmiştir? Hangisi? Bu Amerika Birleşik Devletleri arkadaşlar, bu devlet. Mağaradakiler, Kırk Ambar, Bu Ülke, Umran'dan Uygarlığa gibi eserleriyle tanınan ünlü edebiyatçımız kim olmuştur? Cemil Meriç. Bir diğer sorumuzdayız. Türk Dil Kurumu'na eklenen yeni sözcüklerden yer yağı aşağıdakilerden hangisi için kullanılmıştır? Yer yağı arkadaşlar petrol için kullanılmıştır. Verem hastalığının etkeni olan tüberküloz basilini ilk kez bulan isim kimdir diye sorduk. Kimdir arkadaşlar? Robert Koch olmuştur. Dünyaca ünlü Davut heykeli hangi heykeltıraşa aittir? Arkadaşlar Michelangelo'ya aittir bu eser. Antalya'da yetişen ve Çin Greyfurt'u olarak adlandırılan meyvemiz hangi meyvedir? Pomelo meyvesidir. 1781 yılında ilk kez keşfedilen gezegeni sorduk sizlere. Uranüs arkadaşlar keşfedilmiştir. Merkez Bankası'nın düzenlemiş olduğu yarışmayı kazanarak 2012 yılından bu yana kullanılan Türk lirası simgesini kim tasarlamıştır? TL'den aklınıza gelsin. Tülay Lale arkadaşlar bu isim. Ekonomik durgunlukla mücadelede müdahaleci para ve maliye politikalarının savunmasıyla tanınan istihdamın ve paranın ve faizin genel teorisi isimli eseriyle tanınan isim. Bakın çıkabilir bu isim. John Maynard Keynes arkadaşlar bu isim. 1745-1827 yıllar arasında yaşayan ve pilin mucidi olarak bilinen, kabul edilen bilim insanı kimdir? Alessandro Volta arkadaşlar bu isim. UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağında gastronomi alanında ilk eklenen ilimiz nedir? Gaziantep'tir arkadaşlar.
Gastronominin gağası, Antep'in gağası. Türkiye'deki ilk cep telefonu görüşmesi hangi isimler arasında yapıldı? Arkadaşlar, Tansu Çiller'le Süleyman Demirel arasında. Bir Hayalim Var adlı konuşmasıyla bilinen Amerikan Yurttaş Hakları Hareketi önderi olan 1964 yılında Nobel Barış Ödülüne layık görülen ismi sorduk sizlere. Bu isim Martin Luther King'dir arkadaşlar. Türkiye'nin sivil havacılık alanında kullanılacak ilk milli gözlem radarı aşağıdaki havalimanlarının hangisinde kurulmuştur? Gaziantep Havalimanı'nda kurulmuştur değerli arkadaşlar. 1971 yılında Nobel yarışında yer aldığı ortaya çıkan Havaya Çizilen Dünya, Çocuk ve Allah ve Üç Şehitler Destanı adlı eserleriyle tanınan dünyaca ünlü edebiyatçımız kimdir? Fazıl Hüsnü Dağlarca'dır değerli arkadaşlar. Türkiye ve Cumhuriyet'in Karadeniz, Akdeniz ve Ege'de ilan ettiği deniz yetki alanlarını kapsayan doktrine ne isim veriliyor? Arkadaşlar baktığımız zaman Mavi Vatan doktrini deniyor bu doktrine. Yunus Nadi ile Halide Edip Adıvar'ın katkılarıyla ve Mustafa Kemal'in isteğiyle kurulan kurum arkadaşlar oluşum nedir? Anadolu Ajansı'dır. Her sene düzenlenen Portakal Çiçeği Festivali hangi ilde yapılmaktadır diye sorduk. Adana'da yapılmaktadır. Sakın Antalya demiyorsunuz. UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Kurtuba Camii hangi ülkede yer almaktadır? Arkadaşlar İspanya'da yer alıyor Kurtuba Camii. Tropik bir meyve olan pitaya, çilek armudu ve kaktüs meyvesi ismiyle anılan meyve nedir? Ejder meyvesidir. Bir diğer sorumuza geldik. 14. yüzyılda Avrupa nüfusunun üçte birinin ölümüne yol açan ve kara ölüm olarak da adlandırılan salgın hastalığın adı vebadır. Müzik alanındaki kabiliyeti, eşsiz ses rengiyle Atatürk'ün de ilgisini çeken, Cumhuriyet'in divası olarak anılan, benzemez kimse sana, kimseye etmem şikayet ve şarkılar seni söyler gibi eserleriyle tanınan ünlü müzisyenimiz kimdir? Müzeyyen Senar'dır değerli arkadaşlar. Çingene Kızı Mozaiği ve Zeugma Mozaik Müzesi ile özdeşleşen ilimiz arkadaşlar Gaziantep'tir. Dünyanın bilinen en eski inanç merkezi olması dolayısıyla tarihin sıfır noktası olarak nitelendirilen UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan oluşum nedir? Göbekli Tepe'dir arkadaşlar. Dünyanın ilk tapınağıdır aynı zamanda. Sinir sistemini felç eden ALS hastalığının nedeni olan motor nöron hücrelerinin yeniden onarmayı başararak ALS hastalığına umut olan ve dünyanın en iyi buluş yapan 10 akademisyeninden biri olarak seçilen ünlü bilim insanımız Hande Özdinler'dir. Arkadaşlar bu isim çok çok önemli. Sagalassos antik kenti hangi ilimizde yer almaktadır diye sorduk. Burdur'da yer alıyor bu antik kentimiz. Bir diğer sorumuzdayız. İlk yerli güneş paneli fabrikası hangi ilimizde açılmıştır? Ankara'da açılmıştır arkadaşlar. Türkiye Cumhuriyeti'nde ilk şehir hastanesi hangi ilimizde açılmıştır diye sorduk. Yozgat'a açılmıştır arkadaşlar. Türkiye'nin ilk kadın bakan olan Türkan Akyol hangi görevi yürütmüştür? Hangi bakanlıkta görev yürütmüştür? Sağlık Bakanı'nda. Kor durumunda ateş anlamına gelen ilk bahar başlangıcında yetişer gün arayla oluştuğu sanılan sıcaklık artışına verilen isim nedir? Cemre'dir arkadaşlar bu isim. Dünya Sağlık Örgütü'nün merkezi neresidir? Cenevre'dir değerli arkadaşlar. Çöl aslanı lakabıyla bilinen Libya'da İtalyanlara karşı yürütülen direnişin öncüsü olan lider Ömer Muhtar'dır. Fahrettin Paşa ile karıştırmayınız. Çöl kaplanıdır Fahrettin Paşa. 1928-2008 tarihler arasında yaşayan Selvi Boylum Alyazmalım, Cemile, Beyaz Gemi, Fuji Dağı'nın Tepesi gibi eserleriyle tanınan yazarımız Cengiz Aytmatov'dur arkadaşlar.
Mayıs 2023 tarihinde 76. Cannes Film Festivali'nde Nuri Bilge Ceylan'ın yönetmenliğini yaptığı Kuru Otlar Üstüne filmindeki rolüyle en iyi kadın oyuncu ödülünü alan isim kim olmuştur? Arkadaşlar Merve Dizdar olmuştur. Aşağıdakilerden hangisi Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Beş Şehir adlı eserinin bölümlerinden olan şehirlerden biri değildir diye sorduk. Ankara, Konya, Bursa, İstanbul var. Arkadaşlar Yozgat yoktur bu iller arasında. Bir de Erzurum var. Bir malın serbest sürümünü engellemek adına konulan yasağa verilen isim nedir? Ambargodur değerli arkadaşlar. Devlet Üstün Hizmet Madalyası sahibi. Uluslararası Güreş Federasyonu'nun asrın güreşçisi unvanı verdiği 3 kez dünya, 8 kez Avrupa ve 2 kez olimpiyat şampiyonu olan milli sporcumuz kimdir? Hamza Yerlikaya'dır arkadaşlar. Bu ismimiz çok çok önemli. Aşağıdakilerden hangisi UNESCO'nun insanlığın somut olmayan kültür mirası temsili listesine dahil edilen Türk kültür mirasından biri değildir diye sorduk. Ebru sanatı var, Türk kahvesi ve geleneği var, Dede Korkut var, Kırkpınar Yağlı Güreş Festivali var ama Künde Kari geleneği yer almamaktadır. Son denememizdeyiz. Tutunamayanlar, Tehlikeli Oyunlar ve Bir Bilim Adamının Romanı adlı eserleriyle tanınan 1934-77 tarihler arasında yaşamış olan yazar arkadaşlar Oğuz Atay'dır. Dünyanın yörüngesindeki ilk yapay uydu olan ve 1957 tarihinde uzaya fırlatılan Sputnik 1 uydusu hangi devlete aittir? Arkadaşlar Sovyetler Birliği'ne aittir. İklimler, Ahlat Ağacı, Uzak adlı filmleriyle tanınan Altın Palmiye ödülüne de sahip olan yönetmenimiz Nuri Bilge Ceylan'dır arkadaşlar. Cumhuriyet tarihinin ilk hava şehidi kimdir diye sorduk. Cengiz Topel'dir. Türkiye'nin en fazla nüfusu olan komşusu kimdir diye sorduk. En fazla nüfusu olan düzeltiyorum. En fazla nüfusu olan komşusu İran'dır. 2024 Yaz Olimpiyatları nerede, hangi şehirde düzenlenecektir diye sorduk. Paris'te düzenlenecek değerli arkadaşlar. Burada cevabımız Bursa seçeneği olmuş oldu. Bir diğer sorumuzda sizlerle birlikteyiz. Nisan 2024 tarihinde Irak'ta bulunan Fal Limanı'ndan Londra'ya kadar uzanacak olan Kalkınma Yolu Projesi'ne imza atan devletler arasında aşağıdakilerden hangisi yer alıyor? Bu Kalkınma Yolu Projesi önemli arkadaşlar. Dikkat etmek lazım. Bundan arasında Türkiye, Irak, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri yer alırken İran yer almamaktadır. Cevabımız İran seçeneği oldu. Bir diğer sorudayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 12 yıl aranın ardından Nisan 2024 tarihinde ziyaret ettiği ülke hangisi olmuştur? Irak olmuştur. Değerli arkadaşlar, geldik bir diğer sorumuza. Türk sinemasında Bay Sinema olarak adlandırılan 2 Nisan 2024 tarihinde hayatını kaybeden ünlü sinemacımız kimdir? Türker İnanoğlu'dur. Cevabımız Türker İnanoğlu oldu. Nisan 2024 tarihinde ilk kez NATO tatbikatına katılan Türkiye'nin en büyük savaş gemisi hangisidir? TCG Anadolu'dur. İlk kez NATO tatbikatına katılan Türkiye'nin en büyük gemisidir. TCG Anadolu'muz. Bir diğer sorumuzdayız. 2024 Nisan ayında hangi ülkede düzenlenmiştir? Hangi ülkede düzenlendi? Sırbistan'da düzenlenmiştir. Avrupa Boks Şampiyonası. 2024 Nisan ayında Avrupa Boks Şampiyonası'nın altın madalya kazanan sporcumuz hangisidir diye sorduk. Arkadaşlar Samet Gümüş ne yapmıştır? Baktığımız zaman altın madalya kazanmıştır. Geldik bir diğer sorumuza. 2024 Nisan ayında duyurulan Türkiye'nin yeni hava savunma sisteminin adı nedir diye sorduk. Arkadaşlar bu hava savunma sistemimizin adı Gökkubbe'dir. Çıkabilir mi? Çıkabilir. Önemli.
Euro 2024 hangi ülkede düzenlenmektedir? Almanya'da düzenleniyor 2024. Türkiye'mize güzel gidiyor. Euro 2024 Avrupa Şampiyonası'na görev alacak Türk hakem kimdir diye sorduk. Kim alıyor? Halil Umut Mener alıyor görev. Nisan 2024 tarihinde Türkiye'nin ve dünyanın en genç satranç büyük ustası seçilen ismi sorduk sizlere. Bu isim Yağız Kağan Erdoğmuş. Arkadaşlar önemlidir. Yine çıkabilir bu soru. Yağız Kağan Erdoğmuş'u tebrik ediyoruz bu açıdan. Nisan 2024 tarihli TikTok uygulamasını yasaklayan ülkeyi sorduk sizlere. Kim yasaklamıştır? Amerika Birleşik Devletleri yasakladı. Mayıs 2024 tarihinde hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı'nın adı nedir diye sorduk. İbrahim Reisi helikopter kazasında arkadaşlar hayatını kaybetmiştir. Bizim Akıncı İHA'mız ne yaptı? İHA'mız arkadaşlar. İHA'mız diyelim şuraya. Akıncı İHA'mız İbrahim Reis'inin cesedini buldu. Mayıs 2024 tarihinde Yargıtay Başkanlığı'na seçilen kişi hangisidir diye sorduk. Baktığımız zaman Ömer Kerkez seçilmiştir. Bir önceki sorularımızda arkadaşlar baktığımız zaman Yargıtay Başkanı'nı farklı yazdık ama şu an sizlere ne yapıyoruz? Söylüyoruz. Ömer Kerkez olmuş oldum. Mayıs 2024 tarihinde Bayraktar TB2 hem NATO hem de AB üyesi ülke olan aşağıdaki ülkelerden hangisine ihraç edilmiştir diye sorduk. Kimi ihraç ettik? Polonya'ya ihraç ettik. Mayıs 2024 tarihinde Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan takım hangisidir? Arkadaşlar baktığımız zaman Real Madrid şampiyon olmuştur. Arda Güler'le Real Madrid. Mayıs 2024 tarihinde şampiyonluk madalyasının elinden alınma Filistin'i savunmaktan vazgeçmeyen aşağıdaki sporculardan hangisine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından iyilik ödülü verilmiştir? Yine çıkabilir arkadaşlar bu soru. Dikkat etmek lazım. Necmettin Erbakan Akgüz'dür. Bu sporcunun adı. Fiyatlardaki artış hızının azalmasını ifade eden terim. Şu an gündemde olduğu için bu terim de sorulabilir. Genellikle deflasyonla karıştırıyorsunuz ama deflasyon değil, cevabımız dezenflasyon arkadaşlar olacak. Fiyatlardaki artış azalmasını ifade ediyor. Enflasyonun bakın azalmasını değil, fiyatlardaki artış hızının azalmasını ifade ediyor. Karıştırmayınız. 2024 Mayıs ayında Eurovision şarkı yarışmasını The Code isimli şarkısıyla kazanan ülkeyi sorduk sizlere. Kim kazanmıştır? İsviçre kazandı bu yarışmayı. Uzaya çıkan ilk Türk astronot olan Alper Gezer Avcı'nın rütbesi nedir diye sorduk sizlere. Nedir arkadaşlar? Hava pilot albaydır. Alper Gezer Avcı'nın rütbesi. Uzaya çıkan ilk Türk astronot olan Alper Gezer Avcı ve ekip arkadaşlarını uzaya taşıyan roket hangisidir diye sorduk. Arkadaşlar bu roketin adı Falcon 9'dur. Mayıs 2024 tarihinde ibadete açılan cami hangisidir diye sorduk. İstanbul'da Kariye Camii'dir arkadaşlar. Celsus Kütüphanesi hangi antik kente yer almaktadır diye sorumuzu yönelttik. Efes Antik kentinde yer alıyor Celsus Kütüphanesi. 2023 tarihinde müzik alanında UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağına dahil edilen ilimiz. Bu soruyu bekliyorum ben arkadaşlar. Lisans, ön lisans, orta öğretim üçünden birine muhakkak ÖSYM soracak. Kim girmiştir? Şanlıurfa girmiştir. 2023 Nobel Edebiyat Ödülünü kazanan Norveçli yazar kimdir arkadaşlar? Jon Fosse kazanmıştır bu yarışmayı. Denizler Altında 20 Bin Fersah adlı eser kime aittir diye sorduk. Bu eser Jules Verne'e aittir. İlan edilen son milli parkımız hangisidir? Yine değişebilir arkadaşlar. O yüzden şu an için ilan edilen son milli parkımızı sorduk. Akdağ Milli Parkı'dır. Afyonkarahisar'da yer alıyor. Mayıs 2023 tarihinde İzmir'in en uzun tüneli olan Yeni Zigana Tüneli hangi iki şehri birbirine bağlamaktadır?
Yine bu sene beklediğim soru tarzlarından bir tanesidir. Lisans, ön lisans, orta öğretim üçünden birine muhakkak bu soru gelecek. Arkadaşlar, Trabzon Gümüşhane şehrini birbirine bağlıyor. Yeni Zigana Tüneli. Filistin direnişinin sembolü olan meyve hangisidir diye sorduk. Yine genel kültür bilgisi bilmenize fayda var. Karpuzdur arkadaşlar. Cevabımız. Filistin davasının tanıtımına yaptığı Arafat tarafından özgürlük madalyası ile onurlandırılan Şubat 2024 tarihinde hayatını kaybeden yazarımız kimdir? Yine çıkma ihtimali çok çok yüksek olan bir isim Alev Alatlı'dır arkadaşlar. Bunlara dikkat ediyorsunuz. Notlarınızı muhakkak alıyorsunuz. Olimpiyat şampiyonluğu, dünya şampiyonluğu ve Avrupa şampiyonluğu bulunan Mete Gazoz'un branşı nedir diye sorduk. Hangi branşta şampiyonluklar kazandı? Okçuluk dalında şampiyonlukları kazandı Mete Gazoz. Gazze'deki Filistin halkına soykırım yaptığı gerekçesiyle İsrail hakkında Lahey Adalet Divanı'na dava açan ülke hangisidir diye sorduk. Güney Afrika Cumhuriyeti dava açmıştır İsrail hakkında Lahey Adalet Divanı'na. Çığlık adlı tablo hangi ressamımıza aittir? Ressamları soruyor Sevmi, biliyorsunuz ki Edward Munch'a aittir Çığlık adlı tablo. Divan-ı Lügati Türk'ün kaybolan tek nüshasını bularak bilim dünyasına kazandıran isim Ali Emiri Efendi'dir. Değerli arkadaşlar, yine önemli bir soru. Aganta Burina Burinata ve Bubecileri adlı eseriyle tanınan Halikarnas balıkçısı takma adıyla eserler yazan yazar kimdir diye sorduk. Kimdir arkadaşlar? Cevat Şakir Kabaaşı'dır. Çok çok önemli bir yazarımızdır. Cevat Şakir Kabaaşı hiç sormadı. Belki bu sene yazarlardan sorarsa Cevat Şakir'i sorabilir. Türkiye'nin dördüncü sondaj gemisi olan Abdülhamit Han hangi kuyuda sondaj faaliyetlerine başlamıştı? Yörükler 1. Arkadaşlar, dördüncü sondaj gemimizin Abdülhamit Han olduğunu unutmuyoruz. Hangi kuyu olduğunu unutmuyoruz. Yörükler 1 kuyusu. Saatli Kadın adlı tablo hangi ressama aittir? Pablo Picasso'ya aittir bu tablo. Perge Antik Kenti arkadaşlar yer alır. Antalya'da yer alıyor. Halide Edip Adıvar'ın romanından uyarlanan Ateşten Gömlek filminin yönetmenliğini yapan yönetmenimiz kimdir? Muhsin Ertuğrul'dur. Tutunamayanlar, Tehlikeli Oyunlar, Bir Bilim Adamının Romanı adlı eserleriyle tanınan yazarımız arkadaşlar Oğuz Atay olacak cevabımız. Yaseminler tüter mi hala? İşkence, kadere karşı koy AŞ nokta. A nokta Ş arkadaşlar AŞ. Ve Orada Kimse Var mı adlı eserleriyle tanınan yazarımız Alev Alatlı'dır. Alev Alatlı'nın eserini sorabilir arkadaşlar. Daha önceki sorudaki baktığımız zaman daha önce arkadaşlar özgürlük madalyasıyla tanındığı noktasındaki bilgiyi sorabilir. Alev Alatlı ile ilgili eserlerini bilmekte fayda görüyoruz. Bir diğer sorumuza geldik. Bakalım kuyruklu yıldız altında, şurayı yanlış yazmışız, eksik yazmışız daha doğrusu. Kuyruklu yıldız altında bir izdivaç, şık, şıp sevdi ve gulyabani gibi eserler tanınan Hüseyin Rahmi Gürpınar'dır arkadaşlar. Aklımızda bulunsun, yine önemli bir yazarımız. ÖSYM yazarları sormayı seviyor. O yüzden bu yazarlarımıza dikkat. Tabi İngiliz, Fransız, İtalyan arkadaşlar, bu tarz yazarlarımıza da dikkat etmemiz gerekiyor. Gulliver'in Seyahatleri adlı eserleriyle tanınan İngiliz yazar Jonathan'dır. Cevabımız A şıkkı olmuş oldu. Abu Hayat Çeşmesi, Arzu Halci, Cami Önündeki Kadınlar, Kaplumbağa Terbiyecisi, Silah Taciri, Yeşil Cami Önü, Mimozalı Kadın, Kur'an Okuyan Kız gibi tablolarıyla tanınan ünlü ressamımız kimdir? Osman Hamdi Bey'dir. Nallar ve Ayvalar, Karpuz Dilimli Üzümlü, Natürmort, Orman ve Geyik, Portre, Ormanda Oduncu adlı eserleriyle tanınan Osmanlı'da ilk resim sergisini açan Şeker Ahmet Paşa'dır.
Peçeli Kadın, Genç Kadın, Nail Hanım, Çingene Kız gibi eserleriyle tanınan ilk Türk kadın ressamımız kimdir arkadaşlar? Mihre Müşfik'tir. Bunlar çıkabilecek soru tarzlarıdır. Çünkü ÖSYM ressamları da taktı biliyorsunuz ki. İlham Perisi, Hamam, İlk Geçen Treni Seyreden Köylüler ve Ozan adlı tablolarıyla tanınan ünlü ressam kimdir? Bedir Rahmi Eyüp oğludur. Hareket Ordusu'nun muhafız alayından Maksut Çavuş, Adler, Zeybekler, Gül Koklayan Kadın ve Avluda Oturanlar gibi tablolarıyla tanınan bu ismimiz ise İbrahim Çallı'dır. Ayasofya, Cazcılar, Pembe Kahve, Balon Satıcısı, Balık Pazarı ve Kaz gibi tablolarıyla tanınan da Fikret Mualla'dır arkadaşlar. Uçurtmalı Çocuk, Yörükler, Orta Oyunu, Halı Dokuyanlar, Anadolu Yaşamı, Keçili Kız, Buğday, Hamur Açan Kadın, Beşik gibi eserlerle tanınan Turgut Zaim'dir. Bunu ÖSYM sordu biliyorsunuz ki. Zordu ilk sorduğunda ama yine de bilmekte fayda var yine. Aşağıdaki isimlerden hangisi Türk lirasının arkasında yer almaz diye sorduk. Yunus Emre 200 liranın arkasında, Itri 100 liranın arkasında, Fatma Aliye 50, Aydın Sayılı 5 liranın arkasında, 10 liranın arkasında Cahit Arf, 20 liranın arkasında da Mimar arkadaşlar Mimar Kemalettin arkadaşlar 20 liranın arkasında. Bir diğer sorumuza geldik. Yaşayan çiçekler anlamına gelen Japon çiçek düzenleme sanatına ne isim verilir? Ikebana arkadaşlar ismi veriliyor. Kim milyoner olmak ister de çıkmıştı bir soru. Yine ben ne olur ne olmaz sorabilir ÖSYM diye düşündüm. Güzel bir soru. Meyvelerin kraliçesi olarak adlandırılan meyve mangodur. 2023 Avrupa Birliği dönem başkanlığı ikinci 6 ayda hangi devlet başkanlık yapmaktadır? İkinci 6 ayda Macaristan, ilk 6 ayda da arkadaşlar Belçika yapmıştı. NATO'ya üye olan son devlet hangisidir? İsveç arkadaşlar. Bizim meclisten geçtikten sonra üye oldular. AB'ye son üye olan devlet kimdir? Hırvatistan'dır. Birleşmiş Milletler'e üye olan son devlet kimdir? Güney Sudan'dır arkadaşlar. Şangay Beşlisi'ne, Şangay İşbirliği'ne üye olan son devlet de kim olmuştur? İran olmuştur. AB'den ayrılan son ülke İngiltere olmuştur Brexit ile. Güneş'e en yakın gezegen arkadaşlar Merkür'dür. Demiş olalım. Dünyanın en büyük yeraltı şehri Nevşehir'de yer alıyor. Filistin'i tanıyan ilk AB ülkesi, Avrupa Birliği ülkesi İsveç olmuştur. Düşünüyorum öyleyse varım sözüyle tanınan ünlü filozof Descartes'tir. Bunlar genel kültür bilgileri. Aşağıdaki özgürlük heykeli günümüzde hangi ülkede yer almaktadır? Arkadaşlar Amerika Birleşik Devletleri'nde yer alıyor özgürlük heykeli. Peki Amerika'ya kimden hediye edildi? Fransa hediye etti arkadaşlar. Amerika'ya aklınıza bulunsun. Mona Rosa adlı şiir hangi yazarımıza aittir? Çok güzel bir şiirdir. Dinlemenizi tavsiye ederim. Sezai Karakoç'a ait bir şiirdir. Muazzez Akkaya'ya yazmıştır kendisi. Çince altın portakal anlamına gelen meyve arkadaşlar hangisidir? Kamkattır. Çok benziyor portakala arkadaşlar. Türkiye'nin ilk sakin şehri hangi ilimizde yer alır? Arkadaşlar. 2023 tarihinde UNESCO Dünya Mirası listesine eklenen Gordion Antik Kenti hangi ilimizde yer alıyor? Ankara'da yer almaktadır. İlk bor karbür tesisi hangi ilimizde yer alır? Balıkesir'de. Balıkesir'de bor çıkarılıyor zaten. Oradan aklınıza gelebilir. Arkadaşlar. Türkiye Cumhuriyeti'nin 2024 Temmuz ayı itibariyle yeni Sağlık Bakanı kim olmuştur? Kemal Memişoğlu oldu. Temmuz ayı itibariyle Çevre Şehircilik Bakanlığı'na da tekrardan Murat Kurum getirilmiştir. Mayıs 2024 tarihinde Ankara'dan günübirlik düzenlenen turistik Tuz Ekspresi'nin ilk seferi nereye gerçekleştirilmişti? Arkadaşlar Çankırı'ya
gerçekleştirildi. Nisan 2024 tarihinde başlayan Mezopotamya Ekspresi'nin güzergahları arasında hangi il yer almaz diye sorduk. Hangi il yer almıyor? Diyarbakır yer alır, Kayseri, Sivas, Ankara yer alır ama Yozgat yer almıyor. Mart 2024 tarihinde Filistin'in yeni başbakanı kim olmuştur? Mustafa olmuştur. Troya'da ölüm vardı. Uzun sürmüş bir günün akşamı gibi eserleriyle tanınan ünlü yazarımız Ege Karasu'dur. Türkiye'nin en genç bağımsız belediye başkanı Zeynep Çelik olmuştur. 31 Mart seçimlerinden sonra. Hangisi bir Anadolu uygarlığı değildir? Hititler, Anadolu Lidyalılar, Anadolu Urartular, Frigler ve İyonlar Anadolu'yken Sümerler, Akatlar, arkadaşlar, Asurlar, Elamlar ve Babiller Mezopotamya uygarlıkları arasında yer alır. Tarihçilerin kutbu olarak bilinen tarihçimiz 100 yaşında öldü. Halil İnalcık'tır. Arap Baharı ilk kez nerede başladı arkadaşlar? Arap Baharı ilk kez Tunus'ta oldu. Atatürk döneminin en uzun süre meclis başkanlığı görevini üstlenen Kazım Özalp'tir. Dünyaca ünlü Taç Mahal yapıtı hangi ülkede yer almaktadır? Hindistan'da yer alıyor Taç Mahal. İran'da kadınlara yönelik baskılara karşı verdiği mücadele ve insan hakları mücadelesinden dolayı 2023 Nobel Barış Ödülü'ne hak kazanan ismi sorduk sizlere arkadaşlar. Bu isim Nergis Muhammedi'dir. Çıkabilir bu soru. Dikkatli olmakta fayda var. Hangisi BRICS'e üye ülkelerden biri değildir? Biz de katılmak istiyoruz. O yüzden BRICS üyeleri önemli bizim için. ÖSYM arka planı. Brezilya, Rusya, buradaki India'dır arkadaşlar. Baktığımız zaman Hindistan'da var, Çin'de var. Burada cevabımız Belçika olmuş olacak. S'de Soğut Afrika yani Güney Afrika. Arkadaşlar burada bunlar üyelerdir. Türkiye'nin ikinci astronotu kimdir? Haziran'a gitti. Tuva Cihangir Atasever arkadaşlar. İkinci astronotumuz Alper Gezer Avcı'dan sonra. Düğün gecesi anlamına gelen Şeb-i Aruz hangisinin ölüm yıl dönümü olarak törenin anılıyor? Kimin? Diye Mevlana'nın değerli arkadaşlar düğün gecesi dediğimiz Şeb-i Aruz. Son dönemedeyiz. Cannes Film Festivali hangi ülkede düzenleniyor? Fransa'da düzenlenmektedir. 1745-1827 yıllar arasında yaşamış olan ve pilin mucidi olarak kabul edilen isim Alessandro Volta'dır. Anadolu'da ilk şirketin 4000 yıl önce hangi ilde kurulduğu ortaya çıkmıştır? Arkadaşlar, tabii ticaret deyince aklımıza hangi il gelir? Kayseri gelir. Oradan aklınıza gelebilir. 5 şehir saatleri ayarlama enstitüsü adlı eserleriyle tanınan Ahmet Hamdi Tanpınar'dır. Tropikal Kelebek Bahçesi hangi ilimizde yer almaktadır? Arkadaşlar, baktığımız zaman bu bahçe Konya'da yer alıyor. Elon Musk'ın kurduğu uzay şirketinin adı SpaceX'tir. Değerli arkadaşlar. Evet. Sorumuzla birlikte sizlerle beraber toplamda 50 çarpı 6 300 adet güncel bilgiler sorumuzu sizlerle beraber çözmüş olduk. İnşallah bu videomuz size çok kısalar değerli arkadaşlar. Ve sizler de umduğunuz hayale en kısa sürede kavuşursunuz. Sizlerden küçük bir ricamız var. Videomuzu beğenmeyi unutmayınız değerli arkadaşlar. Tek ricamız. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.